Bizim bu şekilde bir kısıtlamamız yok. Yani onu kim dediyse sallamış açıkçası. Peki öpüşme sahnesini sansürlemiştiniz. Doğru değil mi? Şimdi o aynı şey değil ama. Bakın uyarıda ne diyor? Toplumun ahlakına ve genel aile yapısına aykırılık. Toplumumuz bu tür şeyleri kaldırmaz. Bizim örf ve annelerimizde öpüşmek yoktur. Böylesine ahlaklı ve ırzlı bir topluma çıkıp da sen öpüşüyorsun demek kimsenin haddi... Başkanım! Önemli başkanım. Oğlum çekim var sana. Bir adam kızını 5 kişiye pazarlamış. Yani şimdi o kızın da o saatte orada ne işi varmış? Ha? Nerede? Evde mi? Evde evet. Yani niye gitmemiş ders çalışmayan Merve'lere? Ders çalışmaya gitseymiş ya. Al işte görüyor musunuz? Bu sizin karma eğitiminizin sonuçları. Ha, al. Al sana karma eğitim. Her neyse, istisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bizim toplumumuz ahlakıyla olsun, ırzıyla olsun. Başkanım! Kardeşim toplantıdayız görmüyor musun? Başkanım bu önemli. Ya ne önemlisi? Her şey önemli diyorsunuz zaten. Adamın biri ahırda bir eşekle basılmış. Nasıl? Yani otlatırken falan değil mi? Ha? Otlatırken mi? Hayır. Sevişirken. Ne yaparken? Sevişirken. Eşekle. Sevişirken. Nasıl böyle ahırda mum falan bulmuşlar mı? Böyle güzel kokulu tütsüler falan. Böyle hafiften bir teoman falan çalıyor. Oh papatya falan. Var mı? Ne deseydim? Ya tamam bir şey demiyorum haklısın sen de. Eşek de o saatte orada o kıyafetle gezmeseymiş değil mi? Ya hadi tamam. Hadi Nasıl? git ifadesini al. Bir daha da yapmasın eşek. Tamam mı? Salıverin ondan sonra. Evet. Ne diyorduk? Eşe yani toplumumuzun ahlaki özellikleri. Başkanım! Ne? Ne? Başkanım önemli. Ne var? Zeka özürlü bir genci özen iştesi kirletmiş. Özen iştesi. Üvey eniştesi değil yani. Değil. Nasıl kirletmiş? Böyle üstüne toz toprak mı atmış? Şey başkanım, cinsel yoldan. Cinsel yoldan tamam o kadarını anladım. O kadar geri zekalı değilim. De ben ne yapayım? Kız da enişteyi kirletsin, ödeşsinler. Yalnız kız değil, erkek. Tabii ki erkek. Tabii ki erkek. İnsan mı bari? Anlamadım. Ya yok bir şey kardeşim. Tamam. Şimdi gidin. Ne gerekiyorsa yapın, gerekeni yapın. Daha da artık beni rahatsız etmeyin lütfen. Çok acil bir şey olmadığı zaman. Şurada zaten lafımı sözümü her şeyi unutturdunuz. Ne söyledim ben? Neyle ilgili konuşuyordum? Onu bile unuttum. Lütfen. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi. Burası Warrock.tr değil. Özen iştesiymiş. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün böyle yoğun bir güne denk geldik. Yani normalde böyle bir şey olmaz tabii. Evet. Ne diyorduk? Toplumumuzun ahlaki değerleri, Başkanım. toplumumuzun ahlaki değerleri, Başkanım. namus, örf ve Asansörde iki dayıyı basmışlar. annesiniz kim? Az önce ne dedim ben sana? Ne dediniz? Ben yoktum. Ne olmuş dedin? Asansörde iki dayı uygunsuz yakalanmış. Nasıl uygunsuz? Basbayağı uygun olmayan durumda. Anlarsınız ya. Hayır, anlamadım. Anlamıyorum. Anlamak istemiyorum. Mecazi anlamda mı? Maalesef. İtfaiyeyi yollayın. Tazyikli suyla ayırsınlar. Tamam. Evet, ne diyorduk?
ahlaklı toplumumuza öpüşmek, ahlaklı toplumumuza öpüşmek... Başkanım çok önemli. Lan ben sana demedim mi sözümü kesme diye ya? Bu sefer çok önemli başkanım. Gerçekten önemli mi? Gerçekten önemli. Bu seferki büyük bir olay. Ne olmuş? Alan biri karısını tüpçüyle basmış. Eyvah. Öldürmüş mü? Yok, o da katılmış. O da mı katılmış? Muhtara söyleseydiniz? Muhtar da hepsine birden atlamış. İhtiyar meclisi? Tren yapmış. Tren mi? Gerçek anlamda mı? Lütfen gerçek anlamda tren inşa etmişler de bana. Maalesef. Böyle nasıl bir mahalleye denk geldik? Yanlışlıkla biz Sodom ve Gomorra'nın belediyesini falan mı aldık? Böyle tren yapmalar, üçgen şeklinde birbirine takmalar. Abi öyle deme. Adamlar yiyor ama çalışıyor. Başkanım! Belirli Mehmet Hoca'nın yeni kaseti çıkmış. Ne? Belirli Mehmet Hoca'nın yeni kaseti çıkmış. Pelerinli Mehmet Hoca'nın yeni kaseti mi çıkmış? Evet. Tamam, alırız. Ne acele ediyorsun? Şu toplantı bitsin bir. Öyle değil. Uygunsuz kaseti çıkmış. Ya arkadaş, herkesin mi bugün sevişeceği tuttu ya? Sevişmeyen kaldı mı arkadaşlar? Siz seviştiniz mi beyefendi? Sağ olun, ben seviştim de geldim. Bir kere, her şeyden önce kaset mi kaldı? Artık dijital çağdayız ya. Hala da VHS'ye mi sevişiyorlarmış? Yani o lafın gelişi. Bu seferki kaç saniyeymiş? Nasıl? Yok, bir şey yok. Şimdi git söyle, kasetin çıkınca alacağız de acele etmesin. Ama tamam. Hadi. Kasetmiş. Kaset mi kaldı lan? Hayret bir şey. Her neyse. Ne diyorduk? Toplumumuzun önemli üç şeyi vardır. Örf, çekiç, üzengi... Başkanım! Aşağı torbacada bir genç damacanaya, bir genç de kettle'a tecavüz etmiş. Kettle'a mı? Evet. Nasıl başarmış? Bilmiyorum. Cinnet geçirmiş diyorlar. Kettle mı? Beni de prize takıp tecavüz etseler ben de cinnet geçiririm açıkçası. Yok, adam geçirmiş. Ne yapalım başkanım? Ya siz de Kettle'ın fişini adama takın, ödeşsinler. Artık izin veriyor musun kardeşim? Konuşabilir miyim? Bakabilir miyim? Bakıyorum. Baktım. Alo. Mecazi anlamda mı? Tamam, yanımda söylerim. Başkanım, 3 tüpçü ile 2 yay gazcı. Bir kere yay gazcı tüpçü değil mi? Niye onları ayrı bir sınıfa koyuyorsunuz? Onlar başka bir şey mi takıyor? Tüp takmıyor mu? İkincisi de neden hep tüpçü? Neden tüp? Neden mizah? Neden tüp? Hani özelleştirildi ya. Nereye özelleştirildi? Brazzers'a mı? Lütfen artık bana tüpçüyle gelmeyin. Bana tüpçüyle gelme. Bana tüpçüyle gelme. Bana tüpçüyle mi geldin? Gelme. Lütfen arkadaşlar, tamam, bu sondu. Bitirelim artık şunu ya. Ahlakımızı, ırzımızı, aile yapımızı bir anlatıp evlere dağılacağız. İki dakika ya, iki dakika. Ondan sonra kettle'a mı tecavüz edeceksin? Cezveye mi cinsel istismar yapacaksın? Ne yaparsan yap, tamam mı? İki dakika. Kaybol. Evet, ne diyorduk? Öpüşmek toplumumuzun ahlakına ters olduğu gibi örf ve adetleri ve sanat aile yapısına... Efendim? 3 kişi dalaya girmiş. Mecazi anlamda mı? Maalesef. Ne yapalım?
51. bölgeye götürün. Tamam. Elli bölge neredeydi? Elincinin yanında. Elincinin yanında. Ha, tamam.